Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Sayfa ilk önce mukaddeme sözler 154'ten yapacağım. Esas konumuz 26. lemadan 230 söyleyeyim 7. rica. 7. rica yapacağız. Konum şu, yani mevzu ve konu şu. İman, ruhun derinlikleri, zaman yönetimi konu, başlıkları söylüyorum. İman, ruhun derinlikleri, zaman yönetimi, ölüm korkusu, hastalık, bela, musibeti yorumlama. Hepsi bu başlık altında inşallah olacak. Şimdi ilk önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. İnsan tek değil. 18 bin alemin hulasasıdır. Öz yapmak istiyorum biraz dağıtmadan konuyu. Bu başlıkları bitirmek istiyorum. İnsan öz değil. Aynı zamanda özdür ama 18 bin alemin bütünselliğidir. İnsan alemi şehadet, alemi melekut ve alemi gaybın hulasa-i camiasıdır. Bu alem-i şehadet, bu kitap, bunun arka tarafı melekut, ahiret tarafı gayb. Şimdi insan bir cihaz vermiş Cenab-ı Hak eline, akıl. Ama kendisinden daha kıymetli bir yöntem sistemini akla vermiş, hizmetine vermiş. O da iman. İman. Bu konumuzla alakalı tanım yaparsak iman, Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin arkasına geçebilme yetisi ve yetkisidir. İnsan iman ile Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem değil kabir, değil mezarlık, değil ölüm, değil cennet, değil arş. Allah'ın dışında yaratılan her şeyin arkasına geçebilme sistemine yeti, inkişaf ederse yetki alıyor. Yani böyle bir sistem var, iman. Bu inkişaf etme nispetinde yetkili oluyorsun. Yeti ve yetkili. Yeti ve yetkisini veriyor sana iman. Şimdi bu iman kıymetini pek bilmediğimiz bir şey. Ama kendisinden çok basit olan akla ve ruha, kalbin eline vermiş. Yönetebilirsen seni alemlerin arkasına taşıyor. Yönetemezsen alemlerin altına ezilip duruyorsun. İnim inim inliyor. Onlardan bak 154'ten sözlerden başlayayım. Dünya hayatının bu korona ile diyeyim. Ama burada 2. Dünya Savaşı söylüyor. Aynı sistem. Dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması. Medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görülmesiyle. Medeniyet, bak dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması nasıl bileceğiz ki bunu? Çok zor. Gençken çok zor. Medeniyet fantaziyelerinin, telefondur, oyuncaktır, YouTube'dur, yani arkasına sığındığımız her şey aldatıcı ve uyutucu olduğu. Umuma görünmesiyle korona bunu yaptı. Hakikaten ne paran, ne makamın, ne liderliğin, ne sağlığın,
ne bilmem nereye güvendiğini hiçbirisi para etmiyor. Tamam? Hiçbirisi para etmiyor. Umuma görülmesiyle nedir o? Her gün cenazeler oluyordu, umuma gözükmüyor. Trafik kazası oluyor, umuma gözükmüyor. Ama umumi böyle taun, tufanlar, umumi bir intibahın sebebidir. Ne zaman kalkar, ne zaman intibaha gelirse. Çünkü sebebi oydu. Yani gelmesinin sebebi gafletten insanları ikaz etmekti. Ne zaman esbab perestlikten kurtulur, bu da kalkar. Görünmesiyle ne oldu sonra? Fıtrat-ı beşeriyede ki, sana bir zahmet Emre bir vazife verin. Bir kahve yap. Zahmet vermiyorum değil mi? Tamam. Umma görülmesiyle fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın yani hadiselerle Yusuf, korona, kanser, annemiz, babamız yoğun bakımda entübe oldu dedikleri zaman biz olmadık ama umuma hakikaten gözüküyor. Oğlum öldü, kızım öldü, karım öldü, eşim öldü gitti. Fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek bir istidat var. Yüksek. O yaralanıyor. Çekirdek patlıyor gibi. Mahiyet insaniyenin umumi bir surette dehşetli yaralanması ile ama umum. Gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, burasını okuyorum kesiyorum. Esas yerime geçeceğim. Gaflet ve dalalet. Gaflet Müslümana ait, dalalet kafire aittir. Müslümanın kafir gibi yaşarsa gafletindendir. Gaflet ve dalalet sonucu eşit. Yani iman tesir etmemiş, kafir gibi yaşıyor. O zaman kafirin hissettiklerini kısmen hissedecek tabii. Gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaseti ruhi zeminin. Pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görülmesiyle. Siyaset deyince particilik değil bu. Dünyayı aktır yönetimi. Herkese hakiki sureti gözükecekmiş. Dünya hayatı buymuş yani. Hani taptığımız, tapındığımız, şey onun üzerine bina ettiğimiz dünya demek ki çirkin, gaddar. Dünya çirkin ve acımasız. Hiç acımıyor. Bu şekli potreyi gördük, resmi gördük. Şimdi biraz daha acımasız bir halet-i ruhe ile öyle mi? O tamam var da okumayayım şimdi. Maşuk-u mecaz, yani çünkü buradası yetiştiremem diye. Tamam okuyayım peki. Görülmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, şimal, kuzey, garpta, Avrupa'da, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nevi beşerin maşuk-u mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından ne zaman öğrendersin abi geçici çirkin? Bu şeylerle Koronada darbelendi. Koronada gözüktü. Ne gözüktü? Beşerin, nevi beşerin maşuk-u mecazisi. Maşuk-u mecazisi. Ne demek maşuk-u? Geçici, aşık olduğu şey. Olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından. Fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyi bütün kuvvetiyle arayacak.
Ya. Arayacak. Şimdi onu okuyorum. Zaten o zaman da gözükmüş değil mi? Şimdi Garp'ta, Amerika'da gözükmüş yani. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nda baktı ki oho. Arayacak, bulacak diyor. Bak, arayacak, bulacak. Arayacak. Başka şansı yok. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bugün çok konuştuk biliyor musun? Telefonuma niye bakmıyorsun diye gene malum. Neler yazıyorlar. İnsan aradığı hayat var ya, hakiki hayat. Burada ne kadar aradıksa o kadar belasını çekiyoruz. Yedinci rica. Esas okumak istediğim burası arkadaşlar. Ruhun derinlikleri. Kendisini psikolojik olarak ifade ediyor ve iman. Yedinci rica, bir zaman ihtiyarlığın başlangıcında dağıtmadan biraz düz okuyayım. Çünkü bir yaprağım var. Bir zaman ihtiyarlığın başlangıcında eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği hengamda, yani vazife verildiği zaman, müceditlik. Bu da 40 yaş. Vazife verince niye ağladı? Baktı ki, bak bir zaman ihtiyarlığın başlangıcında ihtiyarlık gözlük vermiş. Eski Said'in gülmeleri var gençliğinde. Böyle ha 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 oğulları. Ya bizi söylüyor da. Yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği engamda. Yani gençliğinde gülünce, gafletle gülünce, İhtiyarlıkta nasıl ortaya çıkıyor? Bu. Ağlamaya inkılap ediyor. Gençlikte gafilane gülmeler, ihtiyarlıkta. Mesela ben 57, 58. Sizin yaşta eğer gaflette güldüklerim ne yapar şu anda? Keşke. Şu anda ağlamaya inkılap etti. Kaç dakika gülmüştüm o zaman ve keyiflenmiştim? En fazla 1 dakika, 5 dakika. Şimdi 50 sene tövbe ediyorum. Tövbem de kabul olduğu da belli değil. 5 dakika için ezeli ve ebedi bir sıkıntı çekilir. Ama var işte. O da var sistem. Beşerin özürü de var. Yani kendinizi o kadar levmetmeyin. Yani insanın özürü de var. Yani sistem acayip. Şimdi bu sistemin arkasına nasıl geçeceğiz? Bu bedenin arkasına geçmek, kabirin arkasına geçiyorsun, haşir meydandaki sabun arkasına geçiyorsun, cennet cehennemi de istemez hale geliyorsun, geçiyorsun da geçiyorsun. Ben sekeratı biraz anlatayım size böyle, sekerat. Çok anlatmıştım da. Hiçliğini bilmek ne demek biliyor musun? Bu manada. Bu manada. Hiçliğini bilmek, Rabbin, senin anlayışında bir Rab var ya, Rab. Rab oluşturduk. Bu Rabbul Alemin değil haşa. Hiçliğini bilmek, kendine hiç vücut rengini vermemek. Öyle değil mi? Lugatı. Hiç kendini hayat sürecinde kendine hiç vücut rengini vermemek anı sekerat anıdır. Ölüm anı kimisine bir hafta sürer, kimisine bir dakika, bir saniye, 10 saniye, bir gün sürer. Ölüm anı sekerat gayiplikten çıktığı andır. Bütün o kesretin vahdete dönüştüğü andır. Bütün hayatının noktaya cem olduğu andır. Gafleti ve dalaletin kalktığı, kafir müminin Allah'lığının onaylandığı andır. Herkes artık. O anda talak olmaz, nikah olmaz, yemin olmaz, tövbe olmaz, sadaka olmaz, namaz olmaz, hiçbir şey olmaz. Oralıdır, buradadır. Buradadır, orayı yaşar. Berzah. Sekerat anı, bakın, ölmedi ama dünyalı da değil. Anne karnındaki çocuk gibi. Şimdi bak, hiçliğini bilmek sanki buna benziyor. Sekerat anı da kendine vücut rengini versen talak olur, nikah olur. Yemin olur, tövbe olur. Tövben de yok. Tövbe de kabul değil. Gayb gitti.
Musa Aleyhisselam'ın arkasına giden Firavun gayba imandı. Gayb kalktığı için imanı kabul olmadı. Ama gücü var. İşte hiçliğini bilmek sanki o sekerat anına benziyor. Yani kendine hiç vücut rengini vermeme haleti ruhiyesidir. İçtiğini bilmek. Sanki sekerat anını hayatın her safhasına yayabilen adam, içtiğini bilen adamdır. Yani anladınız mı mantığı? Altını doldurmaya çalıştım. İçtiğini bilmek, kendine vücut rengini vermiyorsun. Vücut rengini vermeme hayatında mesela nerede olur? Yani sen hiç yoksun, istesen de yoksun. Sekerattadır. Sekerattadır. Ha, sanki onun küçük bir o sekerat anı bazı bahtiyar insanlar hayatın safhalarına, belirli bir yerlerine koyabilmiş. Bütünü, hayatının bütünselliğine koyan Fahri Kainat'tır aleyhissalatü vesselam. Ustad 40'tan sonra buna muvaffak olmuş. Yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği engamda Ankara'daki ehli dünya beni eski Said zannedip oraya istediler. Gittim. Güz mevsiminin ahirinde, sonbahar ahirinde, sanki şimdi sonbahar. Ha, ama sonbahar bitti ya, ahiri işte. Sonbahar bitiyor, ilkbahar şu anda ya, hacamatların olduğu yer. Deliliklerin çok olduğu yer, ölümlerin çok olduğu andır bu sonbahar. Yani suyun çekildiği ağaçtan, suyun hareket ettiği, en çok ağaçtan su çekildiği andır. Deliliklerin azdığı dönemdir. Heyheylerin. İşte güz mevsiminin ahirlerinde şu anda tevafuk etti. Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalasının başına çıktım. O kala tahcir etmiş, hadisat-ı tarihi suretine bana göründü. Ankara kalası sanki donmuş, bütün tarihi donmuş bize gösteriyor. Tahcir, heykeller de öyle, resimler de öyle. Mesela adam resim çekiyor, kadın böyle şey yapıyor falan yapıyor. Haletini yansıtıyor. Ne kadar yalanda hihi yapsa da ehli anlar mimiklerinden, ne kadar sıkıntı var yalanda hihi yapıyor. Yani kaleler var ya veya şehirler veya eski köy evleri, girdiğin zaman buran 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 ecdat kokar. Yani Osmanlı camisine git hissedersin bunu. Cumhuriyet döneminde yapılan camide hissedemezsin bunu. Çok zor. Yani zor. İnsanlar hissedemezsin. Niçin? Çünkü kendileri verdiği para da kendileri içindeydi. Para, verdiğin sadaka, zekatların içerisine kendini koyarsanız kokmaz o. Osmanlı yaptığı hayır hasenatta içinde kendileri yoktu. O kala tahcir etmiş hadisat-ı tarihi suretinde bana göründü. Senin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, kalanın ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı, hilafet saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı bana gayet hazin ve dikkatli. Fazla durmayayım. Okuyacağım karşılıklı sayfada. Bak ne kadar ihtiyarlıklar var. Şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı, hilafet saltanatının vefatı, hilafetin kaldırılması, dünyanın ihtiyarlığı, bana gayet hazin ve rikkatli, yani yakıyor, firkatlı bir halet içinde, o yüksek kalada, geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı. Geçmiş zamanın, kalaya çıktın mı? Geçmiş zamanın dereleri olur aşağıda, zirveye çıktın. Gelecek zaman da dağdır karşında. Geçmiş zamanın dereleri, gelecek zamanın dağlarına Ankara Kalesi'yle baktırdı. Ve baktım. Birbiri içinde beni ihata eden 4-5 ihtiyarlık karanlıkları içinde Ankara'da en kara bir halet rüyayı hissettiğimden, Ankara'da
bunu söylüyor. Ankara'nın Üstad Ankara'da hissiyatını, Ankara'nın buna giydirdiği elbise bu. İstanbul öyle değil ama. İslam, İstanbul'un aslı ismi İslambol. İslambol, Müslüman bol. Ankara'nın Üstad'a giydirdiği elbiseye bakın. Ankara'da en kara bir haleti rüye hissettiğimden. İstanbul için öyle demiyor. İnşallah başkent gene gelecek, İstanbul'a taşınacak çok yakında. Haşiye, o zaman bu haleti rüye Farisi bir münacat suretinde kalbe geldi. Yazdım, Ankara'da Hubab Risalesi'ne tab edilmiştir. İngiltere'de 3 gün bayram yapılmıştır. Hilafetin kalkması ve başkentin Ankara'ya taşınmasında İngiltere 3 gün bayramı var. En çok sevindi İngiltere, hilafetin kalkması. Hilafet demek şey, NATO veya Varşova Paktı İslam Birliği'dir. İslam'ın 57 tane devletinin bütünsel gücünün herkesin tek tek kaldığı an demektir. Ankara'da böyle bir halet hissederseniz, ille kendinize suç aramayın yani. Ankara'da böyle bir, Ankara'da en kara bir halet rüya hissettiğimden bir nur, bir teselli, bir rica aradım. Mekanın insan üzerine tesiri yani. Yani olayı anladık değil mi biraz böyle? Nasıl bir yoğrulmuş? Yani demir ateşe sokulur, yumuşasın. Niye? Ona şekil vermek için. Demir biliyor musunuz? Demir suda, nemli yerde çürür. Suya atarsanız çürür değil mi abi? Ama demir ateşe koyun. Sonra suya sokun, su alsın demir. Çelik olur, çürümez. İşte hadiseler de bizi ateşe koyuyor, yumuşuyor, sonra tam şekil veriyor çekişte. Ama normal soğuk demir tam şekil veremezsiniz ve de çürür. Onun için hadiseler insanı şekillendiriyor, yani yumuşatıyor. Hem su alıyor, çelikleşiyor, hem de şekil alıyor. Evet, sonra bir nur aradı, bir teselli aradı ustad. Tamam abiler, buraya kadar tamam. Olay tamam. Bir nur aramış, bir rica aramış. Böyle bir halet rüyada nasıl çıkacağım? Korona var, kabir var, oğlum gitti, kızım gitti, eşim gitti, o gitti, bu gidiyor, o yakalandı, on tip oldu. Her gün bir şey. Ya kardeşim, bir teselli yok mu ya? Bir rica yok mu? Bir ümit yok mu? Ne yapacağız ya şimdi? Her an ölümünü bekleyen bir insan böyle elini bağlamış. Bu adam neyle memnun olur ya? Ya merak etme, kafanı takma. Bir tane Emre sana kahve yapsın, rahatlarsın, olur mu? Olur mu? Olmaz. Ne yapacağız ya? Elimizi kolumuzu bağladık böyle. Her gün korona, coronadan. Yani bugün gündelik olduğu için söylüyorum. Dünya hayatı bütün hakikaten fani. Evlere soktular, ben tasvir edeyim. Evler, psikolojileri de acayip oldu. Ne yapacak bu insan? Her an ölümü. Aha, kapıya çalmadan giriyor korona. Aha, o da yakalandı. O öldü. Yapma ya. Cenazesine bile gidemiyorsun. Bir tanesi dedi ki, kim vardı arabada? Emre ile mi? Cuma'dan dönerken. Beraber miydik? İhtiyar bir adam aldık. Ya beni alın dedi. Cuma'ya çıktıktan sonra. Bastonlu. Emre'ydik, Emre. Camı indirdim. Arabayı ben kullanıyordum. Dedim Hacı Baba yaşlı. Ya alayım ama korona var diyorlar dedim. Ya bırak evladım dedi ya. Müslümanı Müslümandan ayırdılar dedi. Hatırladın mı? Müslümanı Müslümandan ayırdılar dedi ya. Hacı Baba tamam, ben zaten alacaktım. Aldık. Bindim. Ağladı ya. Müslüman akraba bağları, silah-ı rahimler, her şeyi nasıl bitirdi dedi ya falan. Ona acayip kaydım. Evladım yolun açık olsun dedi. Bu iyiliğin dedi sana sadaka olsun dedi. Evine kadar götürdük değil mi? Çok şükür. Tamam. Yani kolumuzu bağlayacak mıyız? Üstad bunları yaşamış. Şimdi bize bu elbiseyi giydirecek. Bakayım ne yapacağız. Sonra bir rica aradım, bir teselli aradım. Bir nur aradım, kurtuluş aradım. Yani
korona kapımı çalmadan evden bunu beklerken ne yapayım? Sağa yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken geçmiş. İnsan nereden teselli bulacak? Geçmişine dön ilk. Teselli ararken bana mazi, geçmiş, pederimin ve ecdadımın, nevimin bir mezarı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Hayda. Hangi gün gittim ya ben? Çarşamba, perşembe mi? Kalacaahmet'te dostumuzu gömdük değil mi? Hizmette. Lan geçmişe bakıyorum ya dostumun, ya babamın, ya annemin, ya benim nevimin, Karacaahmet, şunlar bunların hepsi mezarlıklarla dolu. Geçmişe bir bakıyorum, kardeşim hepsi ölmüş. Hani teselli, geçmişte teselli bulacaktım, teselli yerine vahşet verdi. Geçmişe böyle bakınca Yusuf'um, teselli vermedi. Hepsi gitti. Bana da diyor ki merak etme sen de geleceksin. Hayda. Her an ölümünü bekleyen bir insan böyle hiçbir şey yapamıyor. Elini bağlamış. Karate yapamazsın ölüme, koronaya. Ne yapacaksın? Böyle bekliyorsun. Geçmiş de belli. Hepsi ölmüş. Şimdi mezar da belli. Nereye gideceksin? Kesin. Bir de bir tuhaf. Mezarının kendini satın almışsın bir de. O Almancı kardeş mezarı kendisi almıştı. Hey ya mezarı kendi almıştı. Güya anne babasını almıştı alt üst. Kendisi gitti. Hocam diyor babası. Bacısı almıştı güya. Kendisi gitti. Tuhaf ya. Nasıl aldatıyor insan kendisini ya. Böyle hala gaflet. Nasıl olacak? Şimdi sol tarafta vahşet aldık. Vahşet. Sol tarafım olan istikbale nereye baktık bu affedersin? Sağa baktık affedersin. Mazi olan geçmiş sağa. Sola dedim ya, sağdı. Sağ geçmiş zaman. Yani mezar, dedelerimin ecdadı sağ. Risale-i Nur'da ve Kur'an'da sağ geçmiştir. Tamam sağ, yanlış demişsem sağ. Şimdi sola bakıyor. İnsan böyle bir sıkıntıdan kurtulmak için ne yapacağım abi? Sağa baktım geçmiş, ya annemin, babamın, dostlarım. Ha gitmişler, 40 küsur yaşında adam gitti ya. Gider mi ya, nasıl öldü ya, niye öldü ya? Beni incitiyor. Soruyorum ilk önce kaç yaşındaydı? 60'ın üzerindeyse oho daha var bize. Biraz 50'den aşağı ise vay yapma ya niye gitti falan. Bize de öyle geliyor diye fısıldıyor. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım gördüm ki psikoloji ya. Psikoloji doktoru gidiyor hocam diyor ben profesöre diyor. Hocam diyor doktora diyor. Ben hep geçmişimdeyim diyor. Niye dedim niye yaptım falan keşke meşkeler. Ha işte bak. Bak geçmiş. Yetmiyor. Bazıları da geleceğe takılıyor. Geleceğe. Mesela geleceğe baktığı hep böyle ne olacak? Psikoloji bir hastalık bu kardeşim. Ustad ismini koymadan söylüyor. Şu. Mezarım geliyor. Aha canım çıktı. Aha kalbim duracak. Tek yatamıyorum. Hep gelecekle alakalı bu. Aha kalbim tek başıma şey yapınca bilmem ne olacak. Aha şey olacak. Çocuğum mu gidecek, hanım mı gidecek, hangisi sıradadır? Birisi ölse ne yapacağız? Ölürse evde oturuyor. Dediğini söylüyorum. Hanım giderse ne yapacağım? Çıkmaza gidiyorum. Yo, vazgeçtim bu filmden diyor. Yatamıyorum bak. Ben ölürsem bunlar ne yapacak? Yine yatamıyorum diyor. Şu çocuk giderse ne yapacağım? Şu kızı... Allah daha bir şey yok ha. Bu sen filme bak şimdi. Bu sol taraf. Gelecek zaman daha olmadı. Ona baktım, istikbale bakarken, derman ararken baktım, gördüm ki benim ve emsalimin, ben ve emsalimin neslihatinin, yani ben ve benim emsallerim ve onun çocuklarının neslihatinin büyük ve karanlıklı bir kabir suretinde göründü. Ünsiyetlerine dehşet verdi. Oo, gelecek ne? Büyük bir kabir. Kim var içinde? Bende var. Ona geçmiş kabir. Gelecek de kabir. Geçmiş ecdadım kabri. Sağ, gelecek benim kabrim. Sağ mezar, sağ kabir hasanam. Sağ geçmiş mezar. Sağ mezar. Sol. Sol ise kabir. Sol kabir. Usta söylüyor. Kabir ekberi suretinde gördüm diyor. Farklı mı olur abi? Hı hı. Kabirle mezar. Kabirle mezar. Mezar topraktır. Kabir ise alemdir. Toprağa girmedin ama alemine girdin. Halet-i rüyesiyle girdin.
Yani kabir. Kabirle mezar farklıdır. Mezar mülk tarafıdır. Gözükendir. Kabir gözükmez. Kabir ruhla. Evet, ruhla alakalı. Enfusi tarafıdır. Onun için öldün mü sen Mehmet daha? Yok. Nedir senin? Mezar değil ki senin. Gelecek mezarın değil. Kabri Ekber'dir. Gazali diyor değil mi? Emre çok der bunu. Saatin tıklar var ya. Tık, 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 tık. Saatin tık tıkı değil diyor. Ne diyor? Kabri giderken, mezarlığa giderken ayağının sesidir diyor. Ya. Şimdi bu psikoloji değil mi abi? Bazı psikoloji bir hastalık var. Geçmişle alakalıdır. Onunla bu psikolojiyi yaşıyor. Bazı bir hastalar var. Geleceği böyle bakıyor. Sen de dedi ki mezar ekber suretine göründü. Sağ, sol ise benim emsalim ve nesraatim büyük karanlıklı bir kabir suretine göründü. Ünsiyet yerine deşet verdi. Tamam. Tamam abiler. Sağ ile soldan teveüş edip hazır güne baktım. Yani şimdi sağdan fayda görmedim. Soldan da fayda görmedim. Hazır zamana baktım şimdi. Güzel değil mi? Sıkılıyor musunuz? Tamam. Aslında bir meslek dersiydi de benim ihtiyacım var şimdi bu derse. İnanç sırf kendim için yapıyorum. Her gün şu entübe, şu öldü, şu ölecek, şu gitti, şu oldu, bu öldü. Ama tek bir insanım böyle kendi dünyamda ders çalışıyorum, mesajlar atıyor. Dua eder misin? Entübeye girmiş, şeye girmiş. Ya bunun altına nasıl sığınacaksın diye sordum. Ya ben kendi halime bıraksam iyiyim de. Tamam mı? Onu. Haklı tabii. Allah Allah. Sonra burası hatırıma getirildi. Okudum arkadaşlar. Bak okudum. Okudum ya. Bakayım. Öyle keyif aldım ki. Vallahi kurtardım yani. Yemin ederim böyle o haletten çıktım. Kurtardım. Oh. Ergin entübe yok, ölmüş, ölecek, ha aday, ha korona kapını çalacak, ne yapalım çocuğa? Bir baktım, Allah Allah, bu ne kadar, şimdi hazır zamana. Şimdi bu, hazır zaman. Geçmiş bu, gelecekte bu, hiçbirisinde medet yok. Hazır zamana baktım, bak iman ne yapacak, kurban oldum iman. Ya, sağ ve sol, sağ ile soldan tevahuş edip hazır günüme baktım, he. O gafletli ve tarih vali nazarıma o hazır gün Ankara Kalesi'nde tarihi hadiseyle mezarlıklar vesaireler gelecekte bu tarih vali nazarıma o hazır gün yarım ölmekte ve harekatı mezbuhanedeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretine göründüm. Hayda. Şimdiki zamana bak. Neymiş o? Şimdiki zaman, hani geçmişe baktım ya ecdadımın tabutum, şey mezarlığı. Mezar, kabir değil. Bir sürü ölüler var. Geleceğe baktım. Gelecek de kabir. Benim, emsalimin ve nesillerimizin kabri. İkisi de hazır zamana yükledi mi bunu? Geçmişe baktım şöyle, bu taraf sağ. Bu, geleceğe baktım bu. Hazır zamana, ne yapacağım lan? Hazır zamana kendi halini bıraksa rahat eder deliler gibi, hayvanlar gibi, mesul olmayanlar gibi, çocuklar gibi. Geçmiş ve gelecekte şey olmadığı için rahat. Biz öyle değil ki ya. Geçmişin elemleri, geleceğin korkuları ana yüklendi. An da neymiş an? Hazır günüme yarım ölmekte. Yani yarısı ölmüş. An şimdiki zamanın geçmiş. Geçmiş bana ölmüş yüklüyor. Gelecek de öleceğimi söylüyor. Ölmüş ve ölecekler toplanmış. Peki ben neyim? Hareketli mezbuhe. Mezbaha. Hareketli mezbaha. Araba düşünün, hayvanları almış tıra kesiyor.
Ya bir sürü duyguları, fikirleri, duygularımızı böyle hareketli gibi gözüküyorum ama mezbuhanedeki ızdırap çeken, cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Peki bu cisim değil mi? Bu tabutmuş. Arkadaşlar meğer biz tabuttaymışız. Bu tabut hazır zaman ve hazır zamanın göstergesi olan şu cismime uslatıyor ki cesedimize tabuttur. Kim yatıyor içinde? Fikirler, duygular, hisler, latifeler. Çıkabiliyorsa tabuttan çıkman lazım. Demek ki neymiş abim? Tabutmuş. Hazır zaman tabuttur. Nereye götürüyorlar? Geleceğime götürüyorlar. Geleceğime taşıyor. Ceset, tabut, taşıyan zaman. Tabutu götürüyor ya birileri. İçinde kim var? Ben varım. Fikirlerim orada. Demek ki beden neymiş abi? Tabut. Taşıyanlar kim? Zaman. Zaman. Tabutumu taşıyor. Şu anda biz neredeyiz İbrahim? İbrahim neredeyiz abi? Tabuttayız. Ha şimdi işimiz tabuttan çıkmak. Nasıl çıkacağız? Tabuttan nasıl çıkacağız? Cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Andaki korku. Geçmiş böyle. Psikoloji ayrı ha doktor değil mi? Geçmiş ayrı bir hastalık. Gelecek ayrı bir hastalık. Anda ikisi toplanmış. Geçmişin mezarlığı, geleceğin kabri. Anda toplanmış, vay, girdik içeriye, bu tabutun içindesin, Allah Allah. Kah geçmişe gidiyorum, kah geleceğe gidiyorum. Bakıyorum, hiçbir güç yok. Her an koronayı da bekliyorum, davetsiz geliyorum. Öyle. E tamam, ne alacak bakayım, nasıl çıkacak bundan? Göründü. Sonra bu cihetten dahi meyus olunca, ümitsiz olunca, başımı kaldırıp, ömrümün ağacının başına baktım. Sonra baktım ki kafamı eğdim. Ömrümün bir ağaç, ömür ağaç tepesine baktım diyor. Ömür ağaçsa istifade ediyorsun değil mi Abdullah? Bak şimdi. Ağaca baktı. Ömür ağaçmış. Ağacın tepesine baktım. Gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var. Koca ağacın bir meyvesi var. O da benim cenazemdir. O ağaç üstünde duruyor, bana bakıyor. Ömür ağacı çekirdekten komple o ağacın tepesinde tabut var. Meyve oymuş. Bütün o geçmişini yaşamış, yaşadıkları ağaç olmuş. Şu anda bir tabut var orada. O da bana bakıyor şimdiki zaman. Allah Allah. Bana bakıyor, o cihetten dahi tevahuş edip başımı aşağıya eğdim. Ya bu nasıl psikoloji? Nasıl tanımlamadır? Geçmişi, geleceği, anı, nasıl hissiyatları lafza dökmüş? Yani ifade etmek isteyip edemiyoruz, eş edilmiş. Ondan sonra ne yaptım? Yani tevahuş ettim. Tevahuş demek, safari var ya Afrika'ya hayvanlar, vahşi. Oraya atsalar helikopterle. Bir kaçtın, timsah var. Timsahından kaçtın. Oradan kaçınca leopar geldi. Ondan kaçtın, sırtlanlar grubuna denk geldin. Oradan kaçtın, kobra yılanlarına geldi. İbrahim hangisiyle ölmek isterdin? O anda seçiyorsun. Sırtlanla mı öleyim, timsahla mı? Yılanın içine girip de böyle, tost mu olayım böyle? Ondan sonra aslanla mı, hırtlan mı olacak? Sırtlan ise hayalarımdan parçalayacak. Hangi ölümü seçerdin abi? En kaliteli ölüm hangisidir? Yılan. Yılan daha iyi midir? Yılan sence? Bir kere zehirler abi. Neyi söyleme? Kobra öyle değil ya. Alır seni. Kobra mı? Aynen. Yılanı diğerlerine karşı kullandım. Yok bir tanesini öleceksin. O zaman leopar olsun abi. Leopar. O zaman parçalıyor seni. Aslan olsa boğazına geliyor. Ha aslan. Aslan neymiş? Zaten sözlerde, 8. sözde aslan varmış arkamızda. En iyisi gene aslan. Tamam. Şimdi bu halet biliyor musun? Şaka dedik ama aynı böyleyiz. Azrail aleyhisselam hangi simada tepemize binecek? Değil mi? Her an korona şart değil. Kapacak yani. Bir şekilde kapacak.
Ya kalple, ya tansiyon, ya kalp, şu bu. Bir isim olacak yani. Evet. Yani teris olmana bir isim bulacağız. Pat diye. E şimdi aşağıya edim. Tevahuş bu demek. Tevahuş anlatıyordum. Yani hayvanlar içerisine atıldın, ölümden ölümü seçiyorsun. O andaki haletinle tevahuş denilir. Tevahuş, vahşette kalmak. Vahşet, içerisi. Tefaül babına kendi üzerine ceylan ediyor. Başımı eğdim aşağıya. Ömür ağacının aşağısına köküne baktım. Şimdi ağaç baktı ya. Ağaç, yaşadığım hayat. Tepesinde en son bir meyve, tabut. Şimdiki zaman geçmiş, geleceğe baktı. Bir şey yok. Şimdi köküne bakayım dedi. Ağacın köküne bakmış. Aşağı eğdim. Ömür ağacının aşağısına köküne baktım. Gördüm ki aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil, belki derdime dert kattı. Allah Allah. Toprak neymiş abiler? Benim dünyada şu anda, bak yaşıyoruz ya, bu vücut ne hangi malzemeyle olmuş? Toprakla. E peki vefat edince ne olacak benim bu vücudum? Gene toprak. İyi dinler misiniz burayı? Bu çok önemli de. Yani dinlerken de tefekkür. Şu anda toprak ya. O topraktan fasulye, domates, kabak, ekmek oldu mu? Bu mu? Vefat edince gene aslına o toprağa dönüşecek mi bu? E peki kim vardı ki? Değişen ne peki? Bir şey değişmiyor. Sen değişeceksin. Yani aşağıya bir baktım ki diyor. Hayatımın sebebi olan toprakla hayatımın sonucu olan toprak birbirine karışmış. Aynı. Mezara soktular ya bizi. Biz çürüdükten sonra bu adam yaşadığı topraktır. Yok yaşanmamış bu topraktır. Fark olur mu? He Mehmet. Mezara çürüyen bir insana. Bu yaşamış toprak insandı. Bu insan değildi toprak. Fark var mı? Yok. E ne değişti? Bir baktım ki aşağıya, meddeyiminle hayatımın sonucu arasındaki toprak karışmış. Bir de ayaklar altında ya. Bastığım toprağın altına gireceğim. Tamam. Ulan hepten acayip ya karamsar ama maalesef öyle. Şimdi bakayım çıkış ne olacak? Gördüm ki aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil belki belki derdime dert kattı. Ne yaptık abi ilk önce sağa baktık yok. Sola baktık yok. E tamam hazır zamana baktık yok. Aşağıya baktık hayatımın köküne ağacın köküne baktık. Onda da yok. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Sağ sol değil arkaya baktım. 6 tane yön çıkmaz göreceksiniz. İman esasları kaç tanedir? 6 tane. İnsanın en zayıf damarı kaç tanedir? 6 tanedir. İnsanın kaç tane yönü var? 6 tane. İman esasları her birisi bir yönünü kapatıyor, tamir ediyor. Ucumat-ı sitte 6. Korku damarı ucumat-ı sittenin kaçıncı sırasındadır? 2 miyim? Peki hep beraber diyelim. Hücumat-ı sitte yani insanı insanlıktan eden veya insanı insan eden. Yönetemezsen tabii. İnsanın en acımasız, herkesin zayıf noktası. Birincisi ne? Hubbuca. Risalede hubbuca geçer. İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre baş olma sevdası. İnsanın en merkezde, kalbinden en son çıkacağı halet bu. Yani çekirdeğin cücüğü. En merkezde baş olma sevdası. Evdeki kavgalar da bu. Benim dediğim geçsin hep bununla kaynaklanıyor. Ben falan. Birincisi bu. Çık dışarıya. İkincisi ne? Haf. İkincisi haf. Aferin. Üç. Hadi bakalım. Üçüncü en zayıf damarımız. Tamam. Doktor maşallah. Dört. Menfi mi geç? Olmaz. Hastalık mı abi? Hastalık. Yok. Adana değil. Dört.
Nedir? Aa İbrahim Batma Adanalı bak. Adamı adamı yardım et. Bak ki. En güzel eğitim yazılı anında kopya çekmektir. Daha bir de unutamazsınız. Nedir abi dört? Tamam. Yok. Ana. Tamam şey. Menfi milliyattayım mıydı abi? Enaniyet değil miydi? Enaniyet 5 herhalde. 5 de herhalde enaniyet. 4 enaniyet değil miydi? Enaniyet. Menfi milliyetçilik 5. Temperferlik miydi? O 6. Altıncısı nedir? Tembellik var ya tem. Fok balığı. Hiç ders olacakmış. Hiç. Hizmet mi varmış? Hiç. Pascal çağın onu. Hiç umru. Hizmet mi varmış? Dava mı varmış? Kitap mı okunacakmış? Risale mi okuyayım? Hizbul Kur'an. Ancak felaket telalı. İyi değilim. Hastayım. Nasılsın? Ama deme bu sözü. Hastayım. Oram ağrıyor. Bura. La bir iyiyim de yahu. Yarım saat birisini anlattım. İyi söylersen, iyi inanırsan Allah seni iyi eder. Allah Resulü kadar sıkıntısı olan yoktur. Ona sormuşlar. Ya Resulallah nasılsınız? Hey ne dedi ya dedi. Lemalarda geçiyor değil mi? Elhamdülillahi ala külli hal. Sivet küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç her aleme şükürler olsun. Şimdi nasılsın dedim. Yalan söylemiyorum. ama çok kötüyüm ya hocam ya. Senden hiçbir şey olmaz dedim. Hadi benden eyvallah. Çünkü bazıları nedir biliyor musun? Nasıl bir adamsa veya kadınsa bütün olumsuzluklar çekiyor. Fıtri bir hal. Olumsuz adam, olumsuz ağaç. Yani ne bileyim artık buna kanaat getirdim. Düşünce değil de felaket telal. Hep onu niye buluyor? Hep o çekiyor. Sana bana bir şey bırak. Yani artık fıtri mi olmuş ya? Olumsuz. Yarım saat anlattım, ikna ettim. İyi dersen iyi oluyorsun. En aynı zeni abdibi. Nasıl inanırsan Allah öyle yapıyor. İyi düşünürken kötü olma şansın yok. Kötüyü düşünürken iyi olma şansın yok. Peki kötüyü düşün. İyi düşünürsen de kötü olamazsın. Kötüyü düşünürsen de iyi olamazsın. Kötüyü düşünürken iyiyim. Lan kötüyü düşün, hastayım diyorsun. İyi olamazsın ki. Üstad Hazretleri hastalığını 243 Emirda 2'de kendi talebesine, hast erkanına, doktora bile tahlil ettirmemiş. Niye evhamım aktif olur diye. Emirdan da söylüyor. Kendi talebesine, onlar devam etmiş ustad. Oysa resmi 17 defa zehirlenmiş. Ama toplam 28 defa diyor Zübeyir abi. Şimdi kendi talebesine, şimdi sen bir şey var mı yok bir bakayım check-up yaptırayım. Niye korona testi yaptırıyorsun kardeşim? Bak Emir'den de yani ustad zehirlendiği halde ben diyor hastalığımı tetkik ettirmedim. Ne olur yalvarırım diyor beni hastaneye götürmeyin diyor. İstemiyor. Niye peki? Niye onun haletiymiş? Ona aitse niye tarihçeye koymuş? Emirdağ'a koymuş. Ona ait olan bir his bana niye veriyor? Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı ona aitse niye Kur'an'da var? Hulusi abi yaşadığı şey onun zatına aitse kanuniyet değil beni de alakadar etmiyorsa niye Risale-i Nur'da var? Ustadın haletine aitmiş. O niye ben onun başkasının kitabını okuyayım? Rüştü abi demişti bana. Dedi ki Hasan dedi bu buyur abi. Bu dedi peygamber kıssaları onların hayatı mı? Ya abi ben dedi onun kitabını niye okuyayım ki hayatını? Ben peygamber değilim. Ben Meryem değilim. Çocuk da doğurmayacağım İsa'yı. Niye ben başkasının kitabını okuyayım ki dedi. Hayda. Allah Allah. Ne diyorsun abi dedim ya. Kur'an'da var. Kur'an'da var ama niye var dedi ya. Onun hayatı mı dedi. O sembol olmuş, simge olmuş ya. Sisteme verilmiş Yunus. Sisteme Musa denmiş ya. Sistem. Emirdağ. Seni alakadar etmiyor bak. O bana mı getirmesin? Sana zahmet. Emirdağ. Bak ondan sonra devam edecek. Demek ki İnsanın 6 tane zaaf noktası, 6 tane iman esasıyla kapatacak. Geleceği hangisiyle kapatıyor? 6 tane iman esasıyla. Ahirete iman. Geçmişini? Nokta istinat. Dayanak noktası. Dayanak bak. İman-ı billah. Allah Allah. Gelecek? İman-ı billah değil. İman-ı bil ahiret.
Çok şükür ya. Çok şükür ya. Risale, bu psikoloji ya. Siz bunu okutsalar ne kadar acayip olurdu. İlaç yazacağına böyle bir dinle deseler hastanede. Doktor kızacaksın ben ama. O da lazım ama. Öyle diyorum ki ta ki sibop koyuyorum ki fevelan etmesin Maraş. Gördüm ki orayı okuduk. Nereye okumadık? Kemiklerimin toprağı ile mebdi hilkatımın toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil belki derdime dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Allah razı olsun. Kusura bakma. 243 muydu? Ulan hepten bilmiyorsak ne yapacağız şimdi ya? İnşallah 243'tür ya. Bu konuda birisine görev verdim şeye. Dedim ki bu ustadın bu haletlerine dair mutlaka hastane de, hastane ile alakalı toplama yap dedim. Bize ders yapacaksın. Bakayım 242 242 miydi ya? Ben şey yapmam hastalık 243'tü. Birinci emir daha mıydı? 243 olması lazım ama birinci emir daha olabilir. 243, 244. Birinci emir daha. Bak şimdi. Burada okuyacağım şu. Hastalığa emret verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit bir hakim gibi yapar. Tavsiyelerine ve gösterdiği ilaçlara itaata mecbur eder. İtikat gibi yapar. Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarardır. Allah Allah. İnsanın en zayıf damarı olan korku cihetinde hastalığı tahrik ediyorlar. İnsanın en zayıf damarı korkudur. Korkuyla hastalığı aktif ediyor. Hem gizli düşmanlarım bu zayıf damarımdan istifadeye çalışmışlar ve çalışıyorlar. Nasıl ki korku tama şan-ı şeref cihetinde çalışıyorlar. Çünkü insanın en zayıf damarı olan korku cihetinde bir halt edemediler. İdamlarına 5 para vermediğimizi anladılar. Allah Allah. Bir de şey var arkadaşlar. Ben ilaç baktırmadım dedi ya. Oysa o. Neredeydi onu? Bilen var mı onu? Neresiydi? 217 miydi abiler? Artık yaptım ama. Demleri okudular sana. Ben 244 okudum. Ben diyor şey yaptırmadım diyor ya. 165'e bak abi. He? 165 son. 165. Emirda 1 mi? Emirda 1. Kastamon 99'da 1. Okur musun o? Ben baktırmadım dedi ya. Ben şey. Hastalığımı muayene ettirmem. Ben hekimlere muhtaç değildim. O mu abi? Yani ben diyor şey yaptırmadım. O güzel yaptırdı diyor da. Emirda'da... Yok şöyle yani ben ne bileyim şöyle o halis böyle nur talebesi olduğu halde ona bile tetkik ettirmemiş. Ta ki i̇şte bana... Daha öncesinde geçmiyor mu? Beni hastaneye sevk etmeniz var mı? Bakar mısın? Hastane yaz. Neyse. Küçteki yer değil mi Hasan abi? Bir iki doktor benim hastalığım şiddetle beraber halis sadık zatları hastalık noktasına... Tamam hani elimde. O önce. Tamam önce. Ha bak ha burası 243 dedim ya. Nurların erkanlarından. Nur'un talebesi ya. Yabancı doktor da değil. Onu kaçırma. Bir iki doktor. Nur'un erkanıymış bu. Erkan bile. Hem de erkan normal talebe de değil yani. Halis bir adam. Benim hastalığımın şiddetiyle beraber o halis bir sadık zatlara, doktorların hastalık noktasına müracaat etmeyip İlaçlarını da yemeyin. Çok ama hastayım abi. Çok ağır hastalıklar içinde onlarla meşveret etmeyerek şiddetli ihtiyacım ve elemlerim içinde yanıma geldikleri vakit biz ne yapalım? Oo doktor hoş geldin ya. Ben de seni arayacaktım demedi. Geldi. Hastalığa dahil bahis açmadığımdan. Niye açmadın? Çok önemli işte burası. Niye açmadın kardeşim? Niye fikir sormuyorsun? Açmadığımdan endişeli bir merak onlara geldiğinden, ustad niye bize sormuyor hastalığını diye, sırlı bir hakikati, sırlı ama herkese nasip olmaz bu. Bazıları diyor ki olur mu ya? Kardeş sen doktora gitti ya. Sen check-up yaptır 6-7 bir. İtiraz, olur mu abi diye ne aynı? Tamam sakın, herkese değil. Onun için bu dersi YouTube'da, şurada, burada yayınlamıyoruz ki canlı yayına gir diye.
Bak mahdut, dima, mecun, grubunu atıyoruz o kadar. Hani bilen ya, bu sırdır bu. Altında ezilmek istemeyen, bedeninden ve alemi şahadetten, alemi gaybtan bile sıyrılan bir ruhun özellikti. Bunu kazanacağız daha bilen ya. Bak sırlı bir hakikati izhara mecbur oldum. Bak sırlıymış bu. Neymiş ustalığım söyle bana. Belki size de faydası var diye. Aa, bana da varmış. Yazıyorum. Onlara dedim ki, size bir cümle okuyayım. Hem gizli düşmanlarım hem nefsim şeytanın telkiniyle, şeytan içeride yiyor. Zayıf bir damarımı arıyorlar. Var ya böyle dedektörler arıyorlar böyle bir yerden geçerken bomba falan var böyle. Böyle bakıyor. Yani bir, gizli düşmanlarım, globalistler, zındıka komitesi. İki, nefis. Üç, benim dışımdaki benim düşmanım, şeytan. Arıyorlar böyle. Telkiniyle, telkin. Telkin bak, şeytanın telkiniyle. Düşünce, telkin, telkin. Buna ait ben bir şey söyleyeceğim size. Telkin ne olduğunu. Ben cenazeye kardeşi gömmeye gittim. Hangi gündü? Çarşamba olabilir. Çarşamba veya perşembe. Orada bir dostuma denk geldim, Almancı. Dedim nasılsın? Ya dedi, böyle gece dedi iyi değilim, bir caz takıyorum dedi. Tamam bir şey anlatacağım. Ben yaşadığımı söylüyorum. Caz şey yapıyorum dedim. Böyle uyanıyorum dedi. Nefes kesilmesi oluyor. Ona bir şey diyorlar. O da kalp krizine sebep olabiliyormuş dedi. Ya bırak dedim ya. Ya olur mu abi dedi, ben cihazda yatıyorum falan. Şöyle tamam iyi. Neyse geçirdim. Benimle ne alakası var ya? Tamam dinlemek de istemedim ama duydum. Akşam geldim ki hiç olmayacak bir şey. Beyin demek ki telkin ya, bak şeytanın telkiniyle zayıf bir damarımı, zayıf damarla girdi bana o da. Gece yattım, daha uykuya girmedim Mehmet. Rabbim şahit. Yalan söylersem kafir olurum. Rabbini şahit yapıyorsun. Nefesim kesilmesin mi benim? He, kalktım. Adam devreye girdi. Adam yapabiliyor. Süleyman Aleyhisselam o dedi ya, o şey mimar. Belkis gelmeden bana öyle bir şehir yap ki, öyle bir saray yap ki, cam tabii. Nehirler aşağıdan geçsin ama cam yok yani. Şöyle böyle, o da demiş ki, Belkis geliyor. Bana ne zaman da yetiştirirsin dedi. Şey, Süleyman Aleyhisselam ustaya. Benim diyor emrime insanları verirsen 2 senede yaparım. Lan Belkis geliyor 15 gün kaldı. Cinleri bana verirsen 2 haftada yaparım. Sarayı diyor. Tamam dedi, onu verdi. Şimdi ne yaptı ya, niçin söyledim? O söyledi ya, benim bir tarafımda kaldı. Niye dinledin Hasan? Cezamı çektim. Niye onu adamı dinledin? Öyle mi ya falan, ya bırak şimdi cihaz. Dedim çağrı güle imal ettim ama dinledim. Her dinlediğin aktif ol. Nefeste kalktım. Hemen estağfurullah çektim ya Rab. Estağfurullah, estağfurullah. Bir de su içtim, yattım aşağıya. Dedim ya bunları o telkin hemen hatırladım. Vay, şuursuz telkin girdi. Kendisini ifade etti. Telkin ne diyor biliyor musun usta? Ne diyor? Aşı diyor. Aşılamak diyor. Evet. Telkin de diyor aşılamak. Telkinle yakalamak, telkin aşıdır. Hastanede aşı diyor. Aşı diyor. Kaçıncı sayfa? Efendim, buraya mı istesem? Ya neyse. Onunla telkin var ya telkin. Globalistler, ustadın tabiriyle zendeka. Nefsim, şeytanım telkiniyle. Yani aşılama. Yani mayalama. Neyi aştınız? Müziktir, filmdir, müsbet ve menfi. Aşılanıyorsun kardeşim. Sen ona razı geldin. Bak adam bana ayaküstü cenazede nasılsın, cihaz takıyorum dedi. Ya bırak falan. Allah Allah dedim ya falan. Sonra tabii ona ayrıldıktan sonra demek böyle şeyler de oluyormuş falan. Sen misin bunlarla şey yap, menfi insanlarla, felaket telallığıyla şey yapmayacaksın. Bir de şuna kanaat getirdim dersin, en başında söyledim. Bir de müsaade ederseniz söyleyeyim. Ki bazılarına ne anlatırsan anlat, hep olumsuz adam. Onu düzeltemezsin ya. Ben yapamadım ya. Yani nerede olumsuz varsa onu buluyor, o düşünüyor. İyi adam hep intiharı düşünüyor, hep olumsuzu düşünüyor. Ya bir de bu yapılamıyor mu bilmiyorum.
Rabbim bizden kaldırma bu aleti ya. Yani bu güzel aleti. Onları verme Allah'ım. Allah'lığın hatırına. Bu aletleri bize verme Allah'ım. Bu güzel aletlerimizi devam ettir Allah'ım. Bunun adet ilahisi de Allah'ın kanunu nedir? Dua, fiili duadı yapacaksın bu alet. Bunları okuyacaksın Yusuf. Tek tek okuyacaksın abi bak. Görüyor musun abi? Bak tek tek, çize çize. Telkin, dur. 247'de varmış bu. Bak atıf ya, 247'de varmış. Ondan sonra lemalar 12'de de varmış. Bak. Ha, telkin neymiş? Usta da girmiş, damar yapmış. Damar Ahmet ya. Damarım arıyorlar ki, Damar Ahmet abimiz var ya. Beni onunla yakalayın. Ha. Globalistler, zendeka, şeytan ve nefsi emmare ve işte felaket telalları. Abi hastayız, korona şöyledir, böyledir. Embolü oluyorsa tıpta falan. Bunlar hepsi telkinmiş. Onun da yakalanıyorlarmış insanlar. Gemliyor, gemli at gibi. Hizmi söyle, duymuyor. Ehli davetli tarafından aşıların manevi hastalıklarının kısmı azalma. Ha, ehli dalalet tarafından aşılanan hastalıkların kısmı azamı tamir ediyor. Telkin ne oluyor? Aşılama. Onunla yakalayıp nurlara tam ihlas ile hizmetime zarar gelsin. En zayıf damar, en dehşetli mani hastalık damarıdır. Hastalığa emniyet verdikçe hissi, nefsi, cisim galip eder. Yani bedensel hazlar, beden hayatı öne çıkar, kalp ve ruh bastırılır, beden hayatı esas olur ve beden kutlaştırılır. Bak, insanın en zayıf damarı, en dehşetli mani hastalık damarıdır. Hastalığa emniyet verdikçe, öyle mi ya, ne oldu ya, nasıl yaptı, nasıl gitti falan dersen, sorarsan, sorgularsan, ona bak ben diyor nur talebesi, nurun erkanlarından bir iki doktora benim hastalığımı oldu, hiç dedi ondan meşveret etmedim. Hastalığa emniyet verirsen, hissi, nefsi, cisim, bedene ait olan his ve heva, nedir o? Bir tanesi kalptir, bir tanesi akıldır. Nefsin, aklı ve kalbi, his ve heva. O zaman bu hastalıkla ne oldu? Bir bakalım, çek yaptıralım, korona testi yaptıralım, şöyle yaptıralım dersen, hissi, nefsi, cisim galip eder, zarrettir kardeşim, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur, doktoru müstebit bir hakim yapar, tavsiyelerini sanki ilah gibi gösterdiği ilaçlar itaata mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlasla hizmete zarardır. Pazar diyebilir. Ne diyor ya bu ya, manyak manyak konuşuyor ya. Olur mu ya doktorsuz? Kardeş sana bir şey demedi. Sen git tabii çök yap yaptır. 6 ayda yaptırma. 3 ayda yaptır. Ayda da yaptırabilirsin kardeş. Tabii mutlaka yani onları hiç ben... Hasan abi üstad niye ilaç kullanmıyor, niye doktora gitmiyor? Sayfa 165'i aç abi, ikinci emir daha. Ama ben şimdi makamımdan çıktım, dağıtmayacağım dedim ama. Sende de şöyle bak. Okumayacağım daha ya, tamam. 165 ikinci emir daha. En aşağı. Hatta şiddetli hasta olduğu halde ruhu ve kalbi vücuduyla meşgul olmamak için ilaçları almayan, hekimleri çağırmayan bir adama şapka giydirmek. Ecnebi papazlara benzemek için tamam, ona abi. Teklif etmek. Tamam bir şey demedim. O değişiyor bak. Tamam. Ben bir şey demedim, okuyordum. Ruh ve kalbiyle meşgul ediyormuş abi. Hasta ve doktor. Bak hasta şiddetli bak. Hatta şiddeti hasta olduğu halde kalbi ve ruhu vücuduyla meşgul olmamak için ilaçları almayan, hekimleri çağırmayan. Vay be. Yerim seni. Öperim bu eli ben. Ya. Bu bana lazım, bana yeter bu. Herkese değil. Ne kadar ne acayip kitap ya. Hayatın her safhasında oh. Şeyhin bak. Gemidesin, uçaktasın, şeyh. Sıkıntın var şeyhin, bana himmet et. Tak. Bak Filiz de çıktı. Aa ne dedi? Dahiliye vekile bir hasbi aldır. Bak seninle bir hasbi al. Onlar da Filiz. Filiz arkadaşlar. O zaman yapmıştık Eybi, 1985 civarında. Hani nerede geçiyor kelime böyle? Filist yaptım. Ya, hasbihal. Şeyh her yerde, benim şeyhim her yerde. Uçakta, denizde, kabirde dahi her yerde şeyhim benimle beraber. Bak gördün mü?
Hadi bakalım. Burada. Tamam, daha bir yere sokma beni. Gelecek. Sokak, söyle çabuk. Yok, tamam sen tamam. Öyle mi? Burayla ilgili diyecek de. Nereyle? Bu şu an okuduğunuz yer yani. Tamam. Diyor ki mazi, istikbal, hal, meyvesi, mütehab oldu. Mep'te ise toprak oldu. Evet. Başlandığı yere geri gitti. Yani toprağa girdi. Öldü ya. Çürüdü. Ya çok acayip ya. Çürüdü, toprak oldu. O öteki toprak. Ben çürümemle o diğer toprakla ne farkı var toprak itibariyle? Hiçbir fark yok. Mezara giren. Emre, senin çürüdüğün zaman toprağınla. Kullanılmayan toprak arasında fark var mı? Hiçbir şey yok. Olan hıyar ekecekler, karpuz ekecekler. Senin yaptığın mezarlıktan karpuz çıkacaksın. Öyle diyeyim, zaten öyle demiş. Kabak. Benden demiş kabak, iyi kabak olur demiş. O zaman niye Hasan abi, yani ondan geldik, ona gidiyoruz, niye dedin o zaman? Madem ki topraktan geldin. Yani beden itibariyle topraktan geldin, toprağa gittiğin gibi ruh da öyle. Kullu ruhu min emri rabbi. Ruh da ve ileyi turcaya rucu. Ona rucu edilecek, ona döneceksin, döndürüleceksiniz diyor. Ya kardeşim, bu dünya hayatının suret olduğunu, dünya hayatının kanuniyet insan olduğunu, hakikati Esma-i İlahi olduğunu, mahiyeti Allah'ta olduğunu, bu dünyaya ahiret için bakmasan, ahireti burada esas alıp yaşamasan hiç şansın yok. Her hadis hepsini perişan eder. Müslümanın gafletle yaşamaya ne şansı var ne vakti var. Ha işte. Aynı insan çıldırıyor. Sen okuyorsun mesela mezarlıkta. Okuyorsun böyle. Oh elhamdülillah diyorsun ya. Çok şükür ya. Okuyayım. Gördüm ki aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağı ile mebde-i hilkatımın toprağı birbirine karışmış bir surette ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil belki derdime dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Şimdi arkaya bakıyor. Gördüm ki esası yok. Fani olan dünya hiçlik derelerinde yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Arkası da dünya. Esassız, esası yok. Fani olan dünya hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem ararken zehir ilave etti. O cihette dahi hayır görmediğimden ön tarafıma baktım. Arkayı da anladık değil mi? Ön tarafıma baktım. İleriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor. Kabir kapısı, kapı. Ejderha. He, bak bak Allah Allah. Kabir tam yolumun ortasında, kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp ağzını açmış bana bakıyor. Onun arkasında ebed tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Kabir ve arkasına bir baktım. Kabir arkasında var. Kafileler var ya. Bayağı gidenler var. Yani bayağı bir kafile gitti, bir kafile gidiyor. Allah Allah. Burada bir kapı ya. Kapının kenarına baktım. Gidenler var. Hala gidiyor. Tam bizden önce gidenler. Nazara uzaktan uzaya çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana nokta istinat ve silah-ı mudafa olacak cüz'i bir cüz'i ihtiyardan başka bir şey elimde yok. O hadsiz ada, o hadsiz düşman ve hesapsız müzir şeylere karşı tek bir silah-ı insani olan cüz-i ihtiyari. Hem nakız, hem kısa, hem aciz, hem icatsız olduğundan kesbden başka bir şey elinden gelmez. Yani bunlara karşı cüz-i ihtiyardan başka bir şey yok. Cüz-i ihtiyardan başka bir şey var mı? Yok. O hadsiz düşmanlara karşı çare yok. Ne geçmiş zamana geçebilir cüz-i ihtiyari, ta ondan bana gelen hüzünleri sustursun ve ne de istikbale hulul edebilir, ta ondan gelen korkuları men etsin. Cüz-i ihtiyari ne geçmişe geçiyor, nasılsından bana eylemler geliyor, daha gelmesin diyemiyor,
Gelecekten de korkular olur. Geçmişte korku olmaz. Gelecekten korku, geçmişten elem olur. Cüz ihtiyarı gidemiyor. Susunlar şey, maziye müstakbele gidemiyor. Ve ne de istikbali hulul edebilir. Ta ondan gelen korkuları men etsin. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını gördüm. Cüz ihtiyarı ne geçmişime ne geleceğime, geçmiş elemlerime, geçmiş emellerime, gelecek elemlerime bir faydası yok. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık mevsiyet içinde çırpındığım hengamda birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semasında parlayan iman nuru imdadıma yetişti. İman nuru, imanın kendisi değil, imanın kendisi Allah'ta. O altı ciheti iman o kadar tenvir edip ışıklandırdı ki gördüğüm o vahşetler, o karanlıklar 100 derece tezahüf etseydi yine o nur onlara karşı kafi ve vafiydi. Yani anlatılan onun dehşeti konuştuk ya. Bundan 100 kat daha sıkıntı dahi çeksen iman nuru hepsini bertaraf ediyormuş. Bak o karanlıklı 100 derece tezahüf etseydi, yani bu sıkıntılar anlatılan 100 kat olsay yine iman nuru onlara kafi ve vafiydi. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Şöyle ki iman o vahşetli geçmiş zamanın mezar-ı ekber suretini yırtıp ünsiyeti bir meclis-i münevver. Bak geçmiş zamanı ilk önce nasıl tamir ediyor iman? Geçmiş zamanın mezar-ı ekber suretini, ha geçmiş sağ taraf ecdadımın mezarı, onu kaldırıyor. Ünsiyetli bir meclis-i münevver. İmam-ı Rabbaniler, Gazaniler, peygamberler ünsiyet ettiğimiz yermiş. Nurani bir meclis oradalar. Bir mecma ahbap olduğunu, mehbap, ahbapların toplantı mecma olduğunu bir aynel yakin, bir hakkal yakin gösterdi. Hem iman, şimdi geçmişi böyle yaptı. Bir kabri ekber suretinde nazarı gafletle görünen gelecek zamanı sevimli saadet saraylarında bir ziyafeti rahmaniye meclisi suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Gelecek de neydi? Kabri ekber. Hayır. Gelecek neymiş? Bizim için o kabir var ya. Meğer saadet saraylarında ziyafeti rahmaniye meclisine suretini göstermiş. Gelecek zamanımız neymiş? Saadet saraylarında ziyafeti rahmaniye meclisliği suretinde bir ilmel yakin gösterdi. Şimdiki zaman ne yapacak? Hem iman nazar-ı gafletle bir tabut vaziyetinde görülen hazır zamanı, hazır zaman neymiş? Tabut. Hem iman nazar-ı gaflete bir tabut vaziyetinde görülen hazır zamanı ve o hazır günün tabutiyet şeklini kırıp, iman tabutu kırıyor, o hazır gün uhrevi bir ticaretgah dükkanı, tabut tabutdan çıkartıyor bizi, uhrevi ticaret dükkanı ve şaşalı bir misafirani rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Vay be. Şimdi ömür vardı ya bir de üstte. Ömür ağacı. İman ne yapacak bakayım onun? Hem iman nazar-ı gafletle ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bir ilmel yakin gösterdi. Demek ki eskimiş, dünya eskimiş, beden eskimiş, hayat eskimiş, dostların çoğusu da gitmiş. Mesela ben şu anda tanıdığımın çoğusu öteki tarafta. Ondan sonra ruh eskimiş yuvasında çekip gitti. Hulusi abi şöyle bir misali var. Bir ağaç düşünün dedi, ağaç. Ağacın dalında kuş var. Siyah beyaz adam hızarla kesti ağacı. Harır, harır, harır.
Ağaç devrilse kuş uçar gider. Ağaç devrildi diye kuş da devrilir mi? Devrilmez. Ha, kuş ruhtur. Ağaç bedendir. Siyah beyaz adam hızarı tutan gece gündüzdür. Hızar ise gırr gırr zamandır. Tık tık tık. Bu kadar. Ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bir ilmel yakin gösterdim. Şimdi aşağıya baktı ağacın köküne. Benim meydana getiren toprakla beni çürüten toprak eşit diye. Bakayım ne yapacak o iman ona orayı? Nasıl tamir edecek? Hem iman kemiklerimle mebde-i hilkatimin toprağı, ayak altında emniyetsiz mahvolmuş kemikler olmadığını, belki o toprak rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi olduğunu düşüne düşüne okuduğum için, belki o toprak rahmet kapısıymış. Niye oradan portakallar her şey oradan geliyor ya. Rahmet kapısı bir de cennet salonunun bir perdesi olduğunu sır iman ile gösterdi. Herkese değil. İmanın sırrına ermişse. Allah Allah. Şimdi arkaya şey yapacak. Toprak bir şey mi diyeceğim? Toprak cennetin perdesiymiş. He? Toprak cennetin perdesiymiş. Cennetin perdesiymiş he. Toprak. Vay be. İlginç. İntizar salonu diyor sana. Geçiş salonu. He, bekleme salonu. Şimdi arkaya bir bakalım. Hem iman, nazarı gafletle arkamda, hiçlikte, yoklukta, karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'an ile gösterdi ki. Sırrı Kur'an. O zahiri zulümatta yuvarlanan dünya ise vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücuda bırakmış. Bir kısım mektubat-ı samedaniye ve sahayif-i nukuş-u subhaniye olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyeti ne olduğunu bir ilmel yakin bildirdi. Şimdi ileriye bakacağız. Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabri. Kabir bize bakıyor ya. Ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi nur-u Kur'an ile gösterdi ki o kabir... bundan sonra dinleyin. O kabir kuyu kapısı değil. Belki alem-i nurun kapısıdır. Gafletle ne kadar dehşeti gözüküyor. Kara camet mezarlığı. Toprakları atıyorsun falan. Zincirli kuyu. Zincirli de ha. O kabir kuyu kapısı değilmiş ya. Kuyu kapısı değilmiş. Neyin kapısıymış? Şuraya bak. Alem-i nurun kapısıymış. Nasıl ya? Ve o yol ise yani kabire girdi adam. Ne oluyor bilmiyorum ki ama meğer yolmuş o. Yolmuş yol. O yol ise hiçliğe, Ademistan'a değil, belki vücuda, Nuranistan'a, saadet ebediye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden, o yol neymiş? Hiçliğe, Ademistan'a değil, belki vücuda, Nuristan'a, saadet ebediye giden yol olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden, dertlerime hem derman hem merhem oldu. Allah Allah. Hem derman hem merhem oldu. Hem iman o elinde pek cüzi bir kes bulunan cüzi bir cüzi ihtiyar yerine yani hiçbir şey yaramıyor. Cüzi ihtiyar ne işe yarayacak? Bakkaldan şeker al. Yemek ye. Yat. Kalk da kullanıyoruz. Cüzi ihtiyar kalkacağız. Bilmem ne yapacağız. Hızlı hızlı okuyor mu ki? Cüzi ihtiyar bir şey yaramıyor ki. Bak iman cüz ihtiyarı ne yapacak şimdi? Bir ihtiyar şey Rasulullah'a bakıyor Rasulullah'a. Cüz ihtiyarı hem kısa hem aciz hem... Duymuyorum Mehmet. Hem aciz. Heh. Hem kısa hem icazsızmış. Vay hem cüz ihtiyar kısa. Hem aciz. Hem aciz. İcazsız. İcazsız. Ayarı 90'dır diyor. Vay be. Bakayım ne yapacak? İman ne yapacak cüz ihtiyarı? Hem iman o elinde pek cüz'i bir kes bulunan cüz'i bir cüz ihtiyarı yerine o hadsiz düşman ve zulmetlere karşı gayri mutenayi bir kudrete istinad etmek ve hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüz ihtiyarının eline bir vesika veriyor. Yani cüz ihtiyar demek ki bak şöyle kullan diyor, sen hiçbir şey yok
Hiçbir özelliğin yok. Gücün de yok. Bir şey yaramıyorsun. Ama şu kabloyu yapabilirsin yani. Şu elektrikle şu fabrika arasında şu basit kablo vazifesi yapabilir. Şöyle kullan diyor. Diyor ki gayrimütenahi bir kudrete istinad etmek. Gayrimütenahi kudrete istinad etmek. Hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüz-i ihtiyarinin eline bir vesika veriyor. Belki de iman o cüz-i ihtiyarinin elinde bir vesika oluyor. Hem o cüz-i ihtiyarı olan silahi insanı, hem cüz-i ihtiyarı olan silahi insani, gerçi zatında hem kısa, hem aciz, hem noksandır. Fakat nasıl ki bir asker cüz-i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, adam asker, normal bir adam, hiçbir şey yapamaz. Elbise bir giyiyor, devlete intisap ediyor. Asker deyince devletin gücü kadar gücü oluyor. Formayı giydi ya. Cüz ihtiyar da böyle. Hesabına istimal ettiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür. Öyle de sırrı imanla o cüz-i ihtiyari Cenab-ı Hak namına, Cenab-ı Hak namına onun yolunda istimal edilse 500 sene genişliğinde bir cennet dahi kazanabilir. İcatsızken icat yaptı. Hiçbir icadı yok. Ama Allah'a dayandırdığı zaman icat oluyor. Cennet hem de 500 sene. He ya. Mesela bir misal vereyim. Mesela kabire baktığın zaman böyle orada bitiyor. Adam gömdün ya anneni bacanını. Kimi gömdünse nazarı gaflet orada. Orada çürüyecek yılan, çiyan, akrepler, etrafa bakıyorsun bir sürü falan. Yılanlar da alışmış ya, bu mezarlıkta iyi besleniyor. Yani orada bitiyor. Nazarın orada sönüyor. Bitti, söndü. Ama iman geliyor böyle, o zahiri kaldırıyor, o toprağı kaldırıyor. Bir bakıyorsun ki caddeymiş ya. Buradan uğurladık. Arabanın kapısını bindirirsinler evladını. Hadi bin, kapıyı kapat da git. Meğer orası tünelin kapısıymış. Saadet saraylarına. Yani bu perdeyi kaldıran iman ne vermek lazım bunun adına ya? Şu toprak perdesi kalkması lazım. Firavun'un perde ne zaman kalktı? Deniz kapanınca. Lan deniz kapanmadan yani bu açılsa ne kadar hoş olur böyle. Acayip bir şey ya. Böyle ben birisini görmüştüm. Diyor ki böyle tefekkür ede ede diyor, tefekkür, imani tefekkür ede ede. Sanki diyor böyle, sanki gelecek soğanın, iki soğan parçası var ya katmanın arasına zar var ya, zar gibi geliyor diyor bazen, yırtısım geliyor diyor. Yok geçecek gitti orada kalıyor. Dedim ki iyi ki olmuyor. Hepten, zaten durumun iyi değil, hepten durumun iyi olmayacak dedim. Yani ince bir perde. Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen o cüz-i ihtiyarın dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ustad yaptı ya, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim dedi. Nerede geçiyor? Lemalar. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtin. Peki neyle yaptın bunu? İradeyle. İrade neyin özelliği? Vicdanın. Cüz-i ihtiyarın neyin özelliği? Cüz-i ihtiyarı. Hayvaniyete ait. Hayvanlar, arı, taşa mı konayım, çiçeğe mi koyayım? Kedi, ciğere mi gideyim, ekmeğe mi gideyim? Öyle değil mi? Bu da bir tercih değil midir? Ha, geçmişte kopuk, gelecekte kopuk, hazır zamanda tercih ediyor. Bizde işte, hayvanlık işte bizdeki. Hayvanlığı hazır zamana, geçmişten ve gelecekten kopuk, hazır zamanda tercihlerimiz cüz ihtiyarıyla yapıyoruz. Geçmiş Allah'a imanla, gelecek ahirete iman ile hazır zamana cüz ihtiyarına hükmedip tercih yaparsan o haletleri burada yaşa, bunu irade yapar. İhtiyarının mazi ve müstakbeli yok. Andadır. İrade öyle değil. Bir de okuyorum. Hem iman geçmiş ve gelecek zamana nüfus edemeyen o cüz ihtiyarının dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire hayatı ise cisim gibi hazır zamana münasır olmadığından, bak
Bir de okuyayım. Ruh ve kalbin daire hayatı ise cisim gibi hazır zamana münasır olmadığından pek çok seneler mazide, pek çok seneler istikbalden daire hayatına dahil olduğundan, yani eğer o cüz ihtiyarından vazgeçince irade, ruh, mazi ve müstakbelden besleniyor. Değil ondan dehşet almak, oradan beslenmeye başlıyor. Hulul etti o zaman değil mi? Hulul ediyor. He. Yani nüfuz ediyor. Geçmişe de gidiyor, geleceğe de gidiyor. Oradan ders alabiliyor. Yani o da kalbe derece hattı mı? Evet. Mesela Barla'da var ya, ustad da onaylamış. 158 miydi? Ustadım diyor, 19. mektubun yazılabilmesi için diyor, o kadar uzun hadiseler içerisinde bu kadar veciz cümle, mucizat-ı hamediye, sen oraya manen, fikren, kalben, ruhen gitmişsin, hadise başında Allah Resulü'nü görüyorsun, ondan sonra Uhud ve Bedir'de o şeyi yakinen, onu bir cümleyle ifade ediyorsun, başka olamaz diyor. Bakın aynı yazıyor. Zaten aradığını aradığı zattan soran zat ne var ki maziye gitse? Allah Allah'tan soruyor. Oh, pek çok seneler istikbalden daire hayatına dahil olduğundan o cüz-i ihtiyari cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zaman-ı mazinin en derin derelerine, bak geçmişe neyle gidecek? Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet imanıyla girdiği gibi, imanın iki özelliği var ya, imanın nuru ve kuvveti. İmanın kuvvetiyle geçmişe, kuvveti iman ile girebildiği geçmişe ve hüzünlerini, zulmetlerini defedebildiği gibi, nuru iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. İmanı görüyor musun? Kabirden korkuyorsun, ölümden. İman nuru artınca istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları ortadan kaldırır, izale eder. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyareler. İhtiyar Risalesi kime yazılmış biliyor musunuz? İhtiyar olmayan gençlere. İhtiyar olduktan sonra sana teselli ol, bir işine de yaramaz. Yani bir işine derken teselli yarar. Esas ihtiyarlar risalesi gençlere yazılmış. Hastalar risalesi esas siyatlara yazılmış. Cin suresi Kur'an'da insanlara gelmiş. Dolayısıyla istifade. Hastalar risalesi hasta olunca daha tabii teselli buluyorsun ama esas ona hazırlıklı oluyorsun yani. Mesela ihtiyarlar risalesini okuyunca vay be. Yani şimdi istiyarlara mı mahsusu ölüm, kabir? Dün geçti. Yarın var mı? Söyleyin kabristana. Ölen ihtiyar mı? Okulun yaşı kaç? 7. Askerliğin yaşı kaç? 20. Kabri giriş yaşı kaç? Yok. İhtiyar ve ihtiyare hemşireler. Madem elhamdülillah biz ehli imanız ve madem İmanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definenin içine daha ziyade sevk ediyor, elbette imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. Evet, çok uzadı, biraz uzadı ama hakkınızı helal edin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.